Evet, Berlin gündemiyle yine karşınızdayız. Almanya'da ırkçılık, yükselen ırkçılık ve saldırılar. Bu konuları stüdyomuzdaki konuklarımla konuşmaya devam ediyoruz. Almanya kurulduğundan beri, Almanya'da ırkçılık belki her zaman vardı ama kurulduğundan beri galiba saldırıların bu kadar ayyuka çıkması son yıllarda çok daha dikkat çekiyor, çok daha göze batıyor. Yanılmıyorsam 90'lı yıllardan beri 200'ü aşkın saldırı var. Polis kayıtları belki o kadar yüksek değil ama derneklerin, kurumların bildirdiği rakamlar oldukça yüksek. Nasıl görüyorsunuz gidişatı? Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Son çıkan haberlerden çıkarak gidişat kötü. Eğer Alman güvenlik birimleri şu anda faşistlerin evlerinden el bombaları topluyorsa, bombaları topluyorsa, roket atar çıkıyorsa, ağır silahlar çıkıyorsa, bunu güzelleştirme olanağı yok. Şu anda Alman güvenlik birimleri yakaladıkları evlerde el bombası ve buna benzer bir sürü ağır silah bulur vaziyette. Bu silahlar kime karşı kullanacak? Bizlere karşı. Bunu bizim toplumumuza anlatmamız gerekiyor. Herkes dediğini, yaptığını sorumlu bilecek, yaşam alanlarında sorumlu kalacak, uyanık olacak artık. İbadet yeri ise güvenliğinden kendisi sorumlu olacak. Kafe sahibi ise kafesinden sahip olacak. İş yeri ise iş yerinde. Artık bundan sonra insanın uyanık davranması gerekiyor. Irkçıların döven faşistler yerine şu anda katleden faşistler üretildi. Bu kadar el bombasının, yani şimdi rakamlar aklımda değil. Bugünkü açıklaması var İçişleri Bakanı'nın. İçişleri Bakanı'nın açıklamasında el bombası, ağır silahlar, roket atar buna benzer ve patlayıcılar diyor. Biliyoruz bazı patlayıcılar kullanıldı daha önce. Köln'de kullanıldı, orada burada kullanıldı. Orada da büyük katletme duygusu yapıldı. Ama şu anda geldiğimiz nokta gerçekten katli yönelik. Gelişen süreç bu. Korkutmak için söylemiyorum. Bir realite var, bu realitemiz. Bu realitede biz ne yapacağımızı tartışmamız gerekiyor. Derneklere düşen görev ne? Camilere düşen görev ne? İbadet yerlerine düşen dışında eğitim yerlerine düşen. Herkese bir görev düşüyor şu anda. İçinde yaşadığımız toplumda sorumluluk alarak yaşamayı bileceğiz. Toplumun her yerinde varız ama sorumluluk almaktan kaçıyoruz. Siz devletin güvenlik birimlerine veyahut da devlete anladığım kadarıyla güvenmiyorum. Niye güvenmediğimi söyleyeyim. Burada Republikana diye partiyi kurup o partiyi seçmen potansiyelini geliştiren Berlin polis teşkilatıydı. Niye güveneyim ki Alman güvenlik birimlerine? Enosu cinayetlerine baktığımda onu örtbas eden tüm güvenlik teşkilatı birlikteydi. Ve daha hala 170 sene göremeyeceğimiz dosyalar. Şu anda hep küçük konuşan, sağa karşı veya faşistlere karşı açıklamalarında temkinli davranan bir güvenlik bilim teşkilatı var. Bu güvenlik teşkilatı zaten Hitler'den devralınan güvenlik teşkilatı. Hiç de değiştirmemiş. Aynı memurlar o güvenlik teşkilatı içerisinde çalışmaya devam etmiş. Onların oluşturduğu bir yapı içerisinde geldiğimiz bugünkü sonuç var. Şu anda belki politika sağduyulu davranıp o yapıyı reforme edebilirse, ki onu istememiz gerekiyor, güvenlik bilimlerini reforme edin. Beni vatandaş olarak korumayı becersin. Benim yaşamımı alanlarında ortaya çıkan şiddet veya ona benzer bir sürü şeyi engelleyebilsin diye çağrılarda bulunmak gerekiyor. Güvenmiyorum. Ben bizim Almanya'daki politikacılara da güvenmiyorum. Çünkü beni istemediğini her şekilde belli eden bir politikacı güvenli olanağım yok. Dönerin başında poz verip beni ifade eden bir politikacı güvenli olanağım yok. Ben döner değilim. Beni vatandaş olarak görecek. İlk önce ana toplum kan bağıyla düşünmeyi bırakacak. Almanyalı olmayı becerecek. Bakın bu ülkede 7 milyona yakın bikültürel çocuk var. Bunlar rakamlar. Bu rakamları tartıştığımızda çok farklı bir şey ortaya çıkar. Benim kızım tipik Alman, Alman olarak yaşayabiliyor bu toplumda. Hiç problemi yok. Annesine benzediği için. Oğlum bana benziyor. O da ben Kreuzberg'liyim dediğinde sırıtan arkadaşları var. Ama kızım benim babam Ercan Türk dediğinde veya Türkiye'den geliyor dediğinde yok ya olmaz öyle şey diyen bir toplumla diyalog halindeyiz biz. Bu diyaloğu değiştirmemiz gerekiyor. Bu diyaloğu daha farklı hale getirmemiz gerekiyor. Biz bir kölenin
köle kompleksiyle sahibine yaklaştığı gibi ana topluma yaklaşırsak o kompleksle, eziklikle. Ya sürekli senin onurunu kıran bir insan var. Sen benim onurumu kırıyorsun diyemeyen bir toplum yapısı varsa buna müdahale etmek gerekiyor. Benim onurumu, benim haysiyetimi hiçbir kimse kıramaz diye ortaya çıkacak bizim sivil kuruluş teşkilatlarına ihtiyacımız var. Arkadaş biraz önce sivil kuruluş teşkilatlarından bahsetti. Ben katledildiğimde sokağa çıkan, benimle diyalog kuran sivil kuruluş teşkilatı istemiyorum. Benimle birlikte yaşayabilsin. Ben Alman antifa çalışmalarında çok duydum onu. Sendeki hınç, bizdeki aklı. Bana aptal dediler o zaman. Orada duruş göstermez, bana iltifat ettiği gibi algılarsan, herif sana aptal diyor, sen iltifat alabilir. Hayır, sen bana aptal diyorsun dediğinde kavga çıkıyor. Birlikte çalışmanı engelliyor. O küstahlığa tavır almak gerekiyor. Belli bir küstahlık var karşında. O küstahlığa duruş göstereceksin. Ben onlarla birlikte yaşıyorum. Benim sivil kuruluş teşkilatı bilen ilişkim yok. Benim tüm çalışmalarım Almanlarla birlikte. Ama bu duruşla yapıyorum onu. Azarlıyorum, bana güveni artıyor. Eziklik göstermiyorum, benimle birlikte çalışıyor. Yeni kurulacak veya yeni yapılacak çalışmalarda da o olacak. Ama bu özgüvende. Ben bunu fraksiyonlarla da yapıyorum. Ben CHP diyorum. SHP'sine, Yeşillik diyorum, Milli Sol diyorum, CDU'suna gidip onlarla birebir benim mahallemin, benim semtimin, benim kendi sorunlarımı birebir tartışıp ifade edebiliyorum. Ben birebir olarak bunu yapabiliyorsam, ben aynı beklentiyi bizim sivil kuruluş teşkilatlarından istiyorum. Diyorum ki arkadaşlar, bırakalım bireysel çıkarları veya bireysel düşünmeyi veya bizim dernek daha iyi diğer dernekler, futbol takımı değil bu iş. Bir topluma hizmet etmeye çalışıyorsunuz, bir topluma hizmet götürmeye çalışıyorsunuz. Birleşin, tek bir güç olun, o gücünüzle deyin ki biz bu toplumu ifade ediyoruz. Arkadaşlar siz bu toplumu ifade etmiyorsunuz, bu toplum için var olduğunuzu söylüyorsunuz. Üye sayınıza baktığımızda buna geliriz. O yüzden diyorum, birleşin, tek bir güç olun, o güçle çıkın, bu toplumu ifade ettiğinizi söyleyin. Ezikliğiniz ondan kaynaklanıyor. Eğer çıkış yapacaksak, gerçekten ana toplum, erlike bir gün dediğim o, mağdur oynayıp fırsatçılık değil. Ben mağdur değilim. Ana topluma dürüst. Ben buyum, böyleyim, böyle de yaşayacağım. Senin ülkeni zenginleştiriyorum. Hem kültürel olarak hem değer olarak. Sen de farklı düşünmeyi öğreneceksin. Ve ilk önce kan bağını düşünmeyi bırak diyorum. Bu olmadan biz burada olamayız. Onlar da biz. Bu demin söylediğiniz şeyler Türkiye kendi siyasetçiler için de geçerli mi? Hani onlar yok. Onlar Almanya'nın dış politikasını hayata geçirmeye çalışan. Bunu hepsi için söyleyebilirim. Ayırdığım hiçbirisi yok. Hangi parti ben olursa olsun. Hangi partiden gelirse gelsin, hangi fraksiyonda olursa olsun. Örnek vereceğim ya. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Frau Merkel 15 yıl birlikte aday çekti. Kimseye bakmadı. Birdenbire o halay kavgaya dönüştü. O ona diktatör dedi, ona faşist dedi. Birdenbire bizim o Bundestag'da, Landestag'larda olan politikacılar hurra birdenbire A partisine oy verenlerle B partisine oy vermeyenleri entegre olmayacak diye açıkladılar basın toplantılarında. Ya kardeşim insan en demokratik hakkını kullanmış. Gitmiş bir partiye oy vermiş, beni hiç ilgilendirmiyor. O partiye oy verdiği için onları istenmeyen ilan edip İslamofobi tartışmasını başlatan onlardır. Ondan sonra Zeyofer onu üstlendi. Dediğim o. Dediğimizi ve yaptığımızı sorumlu bilmezse Bundestag'daki, Landestag'daki politikacılar onların söylemleri bu toplumu ötekileştiriyor. Bu toplumu bütünleştirmiyor, ayrıştırıyor. Bugün Sevim Dağdelen'in yaptığı. Sevim Dağdelen Alman Milli Sol Partisi'nin milletvekili. Ölen o 9 kişiden birilerini ayırt ederek onları etnik çabada PKK reklamı yaparak birdenbire onları sahiplenmeye çalışan Türkiye'li milletvekili oldu. Ama söyleyeceğim şu oradan gelerek. Ya PKK zaten NATO'nun askeri gücü. Yani biz bu kadar aptal değiliz. Sen de antemperyalistin. Ne oluyor? Yani bunlar, bu herifler, bu insanların tümü bize zarar verir vaziyette. Hiçbirisi bu toplumun, insanların, bireylerin çıkarlarını düşünerek gerçekten özveriyle çalışma yaptıkları yok. Bunu hepsini sıralayabilirim.
arkadaşım olanları da sınırlayabilirim. Hatta birine dedim ya kepi takmak için kameranın önünde kavga ediyordun oğlum sen. 750 camiye saldırı oldu. Çocuklar şakalaştı diye mağdur olan, antisemitizm tartışmasının çıkmasına neden olan videodan dolayı kamera önünde yer kavgası yapan politikacılarımız var. Onlar beni temsil etmiyor. Onlar beni temsil edemez zaten. Bu toplumu da temsil etmiyor. Evet, Tarkan Bey, siz ne düşünüyorsunuz? Hem yükselen ırkçılık konusunda hem siyasilerin sizi temsil edip etmedikleri konusunda. Şimdi Ercan Bey, şu konuda katılıyorum. Biz maalesef sivil kurum toplumları olarak lobileşemedik. En büyük zayıf noktamız bu. Biz 3 milyon, hocamın dediği gibi 4 milyon, 5 milyon belki yabancı asıllı insanlar yaşıyor burada. Ama bizi gerçekten tek mercihten temsil eden bir kurum oluşturamadık. Bu sebepleri araştırmamız gerekiyor. Öz eleştiri yapmamız gerekiyor. Bir araya gelip bunu en kısa zamanda çözmemiz gerekiyor. Çünkü gerçekten buradaki yaşayan Türklerin bir lobisi yok. Tabii derneklerimiz var. Buradaki insanlara yardımcı olmaya çalışıyoruz ama Ercan Bey çok önemli bir konuya değindi. Ercan Bey'i temsil edemiyorsak o zaman burada bir hata yapıyoruz. Bu hatayı en kısa zamanda düzeltmemiz gerekiyor. İkinci soru, bizi temsil ediyorlar mı? Tabi bu tartışılır. Bugüne kadar buradaki yaşayan insanların hangi değerlerini savunmuşlar bugüne kadar? Bunlardan bir tane örnek verelim. Çift vatandaşlık. Görmüş olduğumuz ve bizi temsil ettiklerini düşünen Türk kökenli siyasetçilerimize soruyorum. Bugüne kadar çift vatandaşlık üzerinde ne gibi çalışmalar olmuş? Neden başarısızız bu konuda? Başka bir ülkeden, İtalya'dan, İspanya'dan insanların çift vatandaşlıkları oluyor. Zamanında bu hakkı 90'lı yılların başlangıçlarında bize tanınmıştı. Sonra çok acele bir şekilde geri alındı bu. Gaye nedir? İntegrasyon dediğimiz sadece kimlikle mi oluyor? O zaman buradaki yanılmıyorsam 1,5 milyon insan Alman kimliğine sahip. Tek kimliğe sahip. Bunlar şimdi Alman mı oldu? Eğer Alman olduysa neden hala kabul edilmiyoruz? İntegrasyon ne demektir? İntegrasyon acaba Hristiyanlaşmak mıdır? Kendi öz değerlerinden vazgeçmek midir? Bu diyalogları sürdürmemiz gerekiyor. Ama öncelikle kendi aramızda bir an önce bizi güçlü temsil eden bir lobi ihtiyacımız var. Teşekkürler. Evet, galiba söz hakkı sizlere. Buyurun. Ben izninizle ilk sorunuza dönmek istiyorum. Gidişat kötü mü şeklindeydi ilk soru. İlk sorunuz. Bence gidişat kötü. Gidişatın kötü olmasının en önemli bir nedeni de bu ırkçı sağın şu anda parlamentolarda temsil edilmekte olması ve giderek de artarak temsil edilmesi. Bu sokaktaki ırkçıyı cesaretlendiriyor. Irkçı sağ, özellikle partileşmiş ırkçı sağ söylemine dozunu arttırarak gerçekleştiriyor. İsim vermek gerekirse Alexander Gauland, Aydan Özdoğuz'u federal hükümette müsteşar iken, yani sadece milletvekili değil, müsteşar iken Anadolu'da çöpe atacağız şeklinde Aydan Özdoğuz'a bir söz söylemişti. Türkiye kökenli insanlara yönelik olarak deve güdücüleri, bu gibi söylemler adeta günlük söylemler arasında. Bu da tabii ki insanları dolduruyor ve son yaşadığımız olaylar gibi şeyleri yaşıyoruz. Öbür taraftan buna karşı nasıl tavır koyabiliriz? Derneklerin tavırları yeterli mi, etkili mi? Ben izninizle bir düşünceye pek o kadar katılmıyorum. İşte yine affınıza sığınarak milli birlik beraberlik ruhuyla
birazcık abarttım şimdi. Bu göçmen toplumu ayrışmış bir toplum. Türkiye kökenli insanların toplumu da ayrışmış. Bu toplumda geliri yüksek olan var, geliri düşük olan var, evsiz olan var, belli bir yere erişmiş olanlar var, daha çocuklarını yetiştirememiş olanlar var, sağcısı var, solcusu var, dini inancı yerinde olan var, dini inancı hiç olmayan var. Dolayısıyla genel anlamda hadi bakalım birleşin bence yanlış bir tavır. Ayrışmış toplumun temsilcileri bence yeterince var ve Alman siyasetiyle de ve Alman toplumuyla da bunu da bir yerde genelleştirmemek lazım ama muhataplarımızla eziklik duymaksızın gerekli mücadeleyi veriyoruz. Siyasi yaşamda her şeyi kabul ettirmek durumunda değilsiniz maalesef. Fakat bazı şeyler kabul ediliyor. O yüzden toptan olarak hadi bakalım birleşin, lobicilik yapın bence yanlış bir yaklaşım. Yapılacak şey noktasal durumlarda tabii ki ortak tavır takınmalı. Çünkü bu son zamanlarda yaşadığımız şey bizim burada, yani bu ciddi bir şey, göçmen kökenli, sadece Türkiye değil fakat göçmen kökenli insanların yaşam hakkını sorguluyorlar artık. Yani ben gelip seni vururum, yukarıdaki de benim seni vurmam için gerekli hazırlıkları yapıyor şeklinde. Bu tabii ki korkunç bir şey. İnsanları tedirgin ediyor. Bu gibi durumlarda noktasal olarak birleşme, ortak tavır takınma doğru olur diye düşünüyorum. Evet, Selçuk Bey. Evet. Şimdi ilk öncelikle bu problem sadece tabii Türk toplumumuzun ya da göçmenlerin ya da yabancıların problemi değil. Bu toplum, bu ülkenin bir problemi. Burada koordinasyonla çözülecek, çözülmesi gerekiyor. Yani biz ne kadar şimdi dernek, sivil toplumlardan bahsediyoruz. Hatta dün o kadar yüklenildi, işte sivil toplum bunu yapmıyor, şunu yapmıyor. Ben de bir şey yazdım, paylaştım sosyal medyadan. Yani bu sivil toplum dediğiniz sihirli bir kurul şey değil. Bu da insanlardan oluşuyor. Yani biz bazı dernekler, özellikle biz bunu fahri yapıyoruz. İşimizden, ailemizden fedakarlık edip yapıyoruz. Toplum, yani bu eleştirmeyle de sadece olmuyor. Beraber gelip destek olarak olacak. Birleşme meselesine, yani öncelikle siyasetçilerin bu devleti, bu ülkeyi yönetmeye aday olmuş, talip olmuş kişiler bunu bizle beraber yapmak zorundalar. Yani çözümler beraber yapılması, üretilmesi gerekiyor. İlk başta şu yapılması lazım. Bazı arkadaşlar değindiler. Bu toplumu kabul etmek lazım ilk önce. Bakın kaç yıldır buradayız. İlk geldiğimizde toplumumuza ne dediler? Auslender dediler. Bir 10 yıl geçti. Kavram ne oldu? Migrasyon Hintergrund. Ondan sonra değişti. Hep yeni bir kavram bulma peşindeler. Yani hiç Alman vatandaşı olanlar bile Alman olamadılar. İşte Selçuk, benim ifade ettiğim bu. Onlar define ederken biz benim farklılığım üzerine niye konuşuyorsun diyemedik. Evet. Onlar bizi farklı farklı isimlerle çağrıştırırken biz de onların seçmiş olduğu isme uygun davrandık. Aynen. Yani demedik ki, pozisyonu onlara göre aldık. Evet. Doğru. Demedik ki arkadaşım, sen beni ne hakla ne hakla 3. 4. kuşağı ne hakla daha hala farklı. Şimdi Doçemit emigrasyonu ne aynen gerek var? Yani onların bir sorunu var. Bu ama bu sorunu arkadaşlarımızın anlayabilmesi için bizim onlarla dürüst, ya kardeşim sen şu sözcükle bile ırkçısın demeyi becermemiz gerekiyor. Onu ben kabullenirsem, demin ifade ettim, kölenin kompleksinde olurum. Sahibi bana ne şey yaparsa ben de ya amin derim. O değil.
dik duruşla gerçekten onlara. Entegrasyon tartışmasını çıkartan bizim yalakalardı zaten. Entegrasyon diye bir tartışma Alman politikacılığı bulmadı. Arkadaşlar, üniversite öğrencisi olarak buraya gelip, üniversitede okurken ben entegre oldum, bunlar entegre olmaz diyen, ben entegre yaparım bunları diyen, tercümanlık yaparak para kazanan, kendi ülkesinin insanın, Apsoka'ya insanların ürettiği ve Alman derneklerine, politikacılara, bilmem nelerine, partilerine sundukları entegrasyon tartışması vardır. Entegrasyonu Almanlar bulmadı. Entegrasyon sözcüğünü bizim ülkemizden gelip burada okurken kendini beyaz Türk yapan, daha hala öyle sanan, nostalji olmuş bir sürü. Biraz önce arkadaş sağsı oldu dedi, onlar da nostalji oldu. Çünkü hangi genç kuşakla bizim ilişkimiz var 40 yaşının altında? Hiçbirisi de yok. Nostaljisiniz arkadaşlar. Eğer bugün sağduyulu davranıp çözüm üretemezseniz, 10 yıl sonra bu dernekler yok. Olmayacak derneği tartışmaya gerek yok. Ben şimdi diyorum size, diyorum ki çözüm üreteyim, genç kuşaklara ulaşabilsin. Çözüm üreteyim, bir araya gelinebilsin. Ben bir şeylere karşı olmak için değil, kendimizi daha iyi ifade edebilmek için. Ben Alman toplumuna karşı değilim. Alman toplumu ta derinliklerindeyim. Onlarla iç içe yaşıyorum. Öyle bir sorunum yok benim. Benim Alman düşmanlığım da yok. Almanlara karşı benim en ufak şeyim yok. Ama ben onun o küstah duruşuna bana küstahlık yapamazsın deme becerisini göstermek ama zorundayım. O noktada bazı tespitler yapmak lazım. Mesela şimdi bu insanlar niye böyle davranıyorlar? Mesela politikacılar niye öyle davranıyor ya da niye öyle davranmak zorunda kalıyor? Bu yerel sistemin baskısından dolayı. Mesela şimdi bazı dernekler bu baskıdan dolayı bazı durumlarda pozisyon alamıyor. Birisi projem kesilecek, birisi param kesilecek. Yok bana verdikleri binayı alırlar. Bilmem bizi belli pozisyonlarda istihdam etmezler. İşte çıkarları, gerçekten çıkarları kenara itip işte toplumsal düşünüp onu, toplumun derdine onlara kimlik taşıyabilecek, toplumun derdine deva olabilecek. Ben söylüyorum, bak tekrar söylüyorum. Şu anda sivil teşkilatları, derneklerin tümü genç kuşaklara ulaşamaz mı? Tabii genç kuşaklar onlara yaklaşmaz. Yaklaşmıyor. Bunu sağ sol dedik. Sağ sol da nostalji oldu. Onlar da bitti. Onlar da yaşlılar hayımı gibi. Ya dernekler burada nasıl yaşlılar yurduna dönüyorsa aynı şekilde üyeleriyle kastediyorum. Sağ sol da yaşlılar yurduna döndü. MHP'lere bakarsak şu anda oranın iştahsızı sadece ibaret ediyor. Öbür tarafa yatırım yapıyor. Solculara bakarsak kendi aralarında buluşup emekliliklerini nerede geçireceklerini tartışıyor. Arkadaşlar, gelecek kuşakları düşünerek hareket etmek gerekiyor. Ciddi söylüyorum bunu. Ve burada TBB en büyük isim yapmış kuruluş olarak esasında diğer dernekleri nasıl bir araya getirebilirim? O yüzden biraz önce ben iğneler gibi söyledim ama gerçekten öyle. Realite, kaç bin tane üyemiz var arkadaşlar. Yani bir şeylerin, ben arkama birilerini kazanırsam bir duruş olur. Ben arkamda kocaman Kreuzberg'i gördüğüm için öyle konuşuyorum. Acaba bu özgüvenle de tartışabiliyorsam eğer, kocaman bir Kreuzberg var. O MHP'li mi, bu CHP'li mi? Beni ilgilendirmiyor. Kime oy vermiş? Acaba ne kadar üyem var ya da ne kadar kişiyi temsil ediyor, sununa dikkat ediyorlar mı bunları şimdi, muhatap alanlar acaba? Önemli değil. İşte benim söylemeye çalıştığım şu. Yani ona bakarsan yani şu anda Berlin eyaletinin en büyük Türk sivil toplum örgütü Berlin Türk Cemaatidir. 70 tane üyemiz var. Baba, ve bunların içerisinde sayıya bakarsan ayrı bir ama istemiyorum. Bak, başka bir şey söylüyorum ben. Nostalji oluyorsunuz. Hepsi yaşlar yurduna döndü. O tespiti ben de yaptım. Ama bunun da gerekçeleri var. Mesela bak, sivil toplum örgütlenmesi, dernekçilik şeyleri eskisi gibi rağbet görmüyor. Selçuk, gençler şu anda burada oldu, biz olamadık. Ben onu ifade ediyorum. Ama gençler burada ve burada olmayı yaşıyor. Bakın, biz kültürünü geliştirdi gençler. Ben onu söyleyeyim. Almanya'da Alman gençlerle birlikte biz kültürünü geliştirdi. Ve yaşıyorlar bunu. Ben de çok iyi görüyorsun. Metropol olduğu için. Ama aidiyetleri nereye? Taşra'da da. Aidiyet nereye aidiyet hissediyorlar? Buraya. Bu topluma. Kabul edilmedikleri bu topluma. Evet. Ne yapacak? Evet. Bazıları yalakalık yapıyor. 40 yıllık Erzincanlı Hatice oluyor Liz. Saçlarını sapsarı boyuyor. Benim gibi kapkara insan. Ben Liz'im diye geziyor. Diğeri Yasemin'e evim diye geziyor. Yani dedi, o zaman Alman toplumu aslında onları kabul etmiyor ama gençler kendileri bir şekilde geliştirmişler. Bir şekilde geliştirerek bir araya gelip biz kültürünü geliştiriyorlar. Ama öyle 40 yaşının altına in. 40 yaşının altına in değil de biz kültürü gelişiyor ama şöyle bir şey var. Sözümü aldın, bir dakika şimdi. Pardon Selçuk ama yani ben niye sonra, biliyor musun? Bitir lafını, ondan sonra ben yani, bir şey. Biz kültürü gelişiyor, biz olsak da olmasak da biz nostalji olacağız, gençler yapacaklar. Benim derdim politikanın denkini yapıp, bakın ben dünyanın her yerinde Almanyalıyım.
Türkiye'de Almanya'da. TGD Havalimanı'na gelir gelmez başlıyor benim ötekileştirmem. Dünyanın bir tek yerinde ötekileştiriyorum. Burada. Memleketimde. Ben burada yaşıyorum. Hatta ben onlara başka bir şey daha söylüyorum. Lan hıyarlar, benim iki tane cumhurbaşkanım var, benim iki tane bakanım var, benim iki tane memleketim var. Aa, benim çocuklarım bir tane olacak. Benim torunumun da. Diye bununla ifade ediyorum ki anlasınlar diye. O geçmişteki o kuşakla şimdiki kuşak arasında çok büyük buralı olma derdi var. Ve buraya kafa yoruyor çocuklar. Neyse, evet, sözünü ben sana geleyim. Kusura bakma. Şimdi gençlerin durumu tabii farklı. Gençler, bu bizim derneklerimizin birçoğunda da o gençleri göremiyor. Göremeyeceksiniz, evet. Çünkü onlar biraz daha farklı, senin de dediğin gibi yaşıyorlar ya da farklı aidiyetler hissediyorlar. Birlikte olma, birleşme falan, birleşmekten ziyade bazı konularda birlikte hareket etmek lazım. Yani birleşmeye gelirsek onu mümkün değil, onu yapamayız. Çünkü biz o kadar ayrıştırılmışız ki yani toplumu olarak. Ama doğru, ama o kadar ayrıştırıldık ki, yani bir defa ben Türk diyorum, birileri Türkiye kökenli diyor. Ya anayasaya göre eğer Türkiye Cumhuriyeti pasaportu, kimliği taşıyorsan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısın ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı da vatandaşını Türk diye tanımlıyor. Yani bu başka etnik kökende olabilir ama o vatandaşlığı taşıyorsan burada Türksün. Almanyalıyım değil, Almanım deniliyor yani dışarıda. Yani şimdi bu böyle kavramlar üstüne kavramlar. O bir ayrı bir kenara. Bu ayrıştırılma. Yani bir sürü kola ayrılmışız. Yani biz çağırıyorsun mesela, bir toplanalım, önemli bir mesele diyorsun. O diyor, o varsa masada ben gelmem. Öbürü diyor, bu varsa masada ben gelmem. Ya arkadaş, demin de dediğim gibi bu adam içeri girmiş, sormuş mu sen nesin? İnanıyor musun, inanmıyorsun sormuş mu, sormamış. Hangi partidensin diye sormuş mu? Sormamış. Belki de orada vurulanlardan bazıları da belki bizim düşündüğümüz gibi bile düşünmüyor. Belki ondan daha da şeyi düşünüyor. Yani böyle şeyler var. Birleşme hususuna gelince, yani ben buradaki toplumun parçalanması, bir araya gelmemesi için birileri çalışıyor. Milattan önce 200'lü yıllarda İskender bütün büyük bir dünyanın büyük bir kısmına hakim olduğunda Sokrat'a 3 tane soru soruyor. Tarih dedik, ben biraz tarihe ilgiliyim. Diyor ki, bu kadar ülkeyi aldım diyor. Bu insanları diyor ne yapayım diyor. 3 tane soru. 1. Bunları diyor kılıçtan mı geçireyim? 2. Sürgün mü edeyim diyor. 3. diyor cezaevine mi sokayım? Ne yapayım diyor, bana diyor akıl ver. Sokrat diyor ki, üçünü de yapma diyor. Birincisini yaparsan diyor, sürgün edersen, bunlar sana kinlen geri dönerler. Hapsedersen yine kinlen. Öldürürsen bunlardan arkasından gelen nesil sana kinlen büyür ve yine sonuçta mağlup olursun. Ne yapacaksın? Bunları diyor birbirine düşüreceksin. Ve sen kendini diyor ara bulucu olarak tayin edeceksin. Ne zaman bunlar diyor anlaşmaya kalksa diyor, sen bir pürüz çıkartacaksın. Şu anda biz biraz da hem kendimizden kaynaklanan hem de dışarıdan kaynaklanan böyle şeylerle uğraşıyoruz. Derdim şu, biz buralıyız demeyi becerebilen dernekleşmeyi diyorum ben. Tek bir tane yapı, biz buralıyız, biz buradayız. Doğu hayatın her alanında varız. Çok uzak bize şu anda. Onu ama, işte onu yapmazsak o zaman mağdur medebiyatını da bırakacağız, mağdur oynamayacağız. O zaman sorumluluk bizlerde, bakın sizin kuşakta, benim kuşağımda, aynı kuşağız. Bizlerde sorumluluk. Şu anda çözüm üretip bir şeyler yapabilirsek yapacağız. Yarın belki de geç olacak. Yani toplumun güvenliğini, can güvenliğini özellikle, mal güvenliğini tehdit eden bu aşırı sağ yükselmesinde beraber hareket etmekten yanayım. Ve de her zaman öyle bir çalışmanın içerisinde olmaktan yanayım. Masada belli şeylerin haricinde, yani biz Berlin Türk Cemaati olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin bölünmez bütünlüğünden yanayız. Onunla alakası, sıkıntısı olan insanlar olmadıktan sonra orada varız. Ama tabii ki bu bazı fedakarlıklar gerektiriyor. Toplum yararına olacaksa biz ondan yanayız. Gerekli çalışmada oluruz. Yapılması lazım. Yani burada şu görüş bu görüşten ziyade ana bu toplumu temsil ettiğini iddia eden kuruluşlar burada bir araya gelmesi lazım ve muhataplarının karşısında oturup benim vatandaşımın can güvenliği var. Sıkıntı da, biz buna tedbir istiyoruz. Mesela korunma olayına gelirse, gerekirse bu toplum o kurumları kurduğu gibi korumasını da yapar.
yapamayacak diye bir şey yok. Ama burada bu devlet şey olur, itibar kaybeder. Eğer bir ülke kendi güvenliğini, kendi burada yaşayan insanının, ki bu insanların birçoğu demin Tarkan Bey'in söylediği gibi iş yeri sahibi. Şu anda yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 50 milyar dolarlık bir Türk işverenlerinin bir yatırımı, yıllık bir şeyi var burada. Ve burada milyona yakın çalışan bir iş gücü var. İş istihdamı yapmış, oluşturmuş. Şimdi bunlar göz ardı edilmemesi lazım. Belki TBB olarak hemen ben de iki şey ekleyeyim. Noktası olarak TBB de bu konuda işbirliğine hazırdır. Evet. Bilinmesi gereken şey şu, TBB kesin olarak Türkiye politikasına girmemektedir ve girmeyecektir de. Bu şartlar altında tabii ki bu konularda bizim yaşam güvenliğimizi tehdit eden konularda tabii ki işbirliğine hazırdır TBB. Yalnız benim dikkatimi çeken bir sözünüz oldu. Yanlış anlamadığımı umuyorum. Bu toplum kendi güvenliğini de sağlayacak durumdadır. Yanlış mı anladım bilmiyorum. Onu bu son derece tehlikeli. Yanlış anlaşıldıysa şöyle söyleyeyim. Mesela camimizin güvenliği söz konusuysa biz bir güvenlik firmasını orada görevlendirebiliriz. Parasını veririz, getiririz orada, bekletiriz o anlamda. Yoksa ben sözümün başında da söyledim. Biz bulunduğumuz topluma değer veren, değer katan, kültürüyle getirdiği, geçmişten getirdiği o değerlerle değer katan bir toplumuz. Biz vurmayla, kırmayla, şundan bundan işimiz yok. Olsaydı Kreuzberg'de bu kadar Türk vatandaşımız var. Eğer o öyle bir şeye eğilimli olsaydık onu yapardık. Ama öyle bir şeyimiz yok, iddiamız da yok. Zaten biz, saldırılar karşısında da çok sağ olun bu tepkiler. Ayaklanmadık, ayaklandın mı? Ayaklandık mı? Ülkemizde yaşayıp da bu gibi şeylerde birilerinin aklıyla bu kadar ayaklanan insanlar oluyor. Görüyoruz, takip ediyoruz. Biz öyle eğilimde bir toplum değiliz. O açıdan demek istediğim, özel güvenlik firması da gerekirse tutarız camimizin, derneğimizin kapısına dikeriz. Ama bundan kim zarar eder? Bu ülke zarar eder. En önemlisi de Selçuk Bey'in dediğine katılıyorum. Ercan Bey, bizim çocuklarımızın geleceğini emniyete almak zorundayız. Biz sorumluyuz burada. Ercan Bey bir şey güzel tespit etti. Yaşlılar hayma olduk. Yani yaşlılar bakım evi gibi bir şey oldu sonuçta. Efendim, dilerseniz reklamlardan sonra gençleri nasıl çekebilirsiniz çalışmalarınıza diye devam edelim. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Tekrar karşınızda olacağız sonra.